Büyük bir heyecan yaşıyoruz. Galatasaray olarak, Galatasaray'ın teknik adamı, teknik kadrosu, futbolcuları, camia olarak büyük bir heyecan yaşıyoruz. Türkiye bu anlamda büyük bir heyecan yaşıyor. Türk futbolu için tabii ki bu maçlar çok önemli. Özellikle gruptan çıkmak adına kazanacağımız karşılaşma bir sonraki maça her ihtimalle kalacak ama bu maçı kazandığımızda tabii ki hem çok büyük bir avantaj yakalayacağız hem de Avrupa'yı garantilemiş olacağız. Son maçta da tabii ki hedefimiz yine gruptan çıkmak olacak. O yüzden önemli, değerli, maddi anlamda, manevi anlamda, birçok anlamda bizim için çok özel bir karşılaşma. Rakibimizin ilk maça göre geliştiğini, değiştiğini ve ligdeki özellikle son 6 maçın 5'ini kazanması, puan durumu olarak lig liderinin 6 puan gerisine gelmesi ve özellikle kadro olarak da daha iyi bir duruma gelmeleri tabii ki rakibimizin artıları. Biz de kendi oyunumuzu geliştirme anlamında son hafta özellikle Alanya Spor maçında da önemli bir oyun oynadık. Bunu devam ettirmek istiyoruz. Dediğim gibi hedefimiz kazanmak. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız ama dediğim gibi kendi sahamızda, kendi seyircimiz önünde bu atmosferde muhteşem oluyor. Bundan önceki maçlar kazanamamıştık ama bu sefer kazanmak istiyoruz. İyi oyunlar oynadık. Bunu skora yansıtamadık. Bu sefer amacımız hem iyi oynayıp hem de kazanmak. Yes, of course. For us, we are very excited. For all of us, for the technical staff, as Galatasaray, our players, our people, the Turkish people, we are very excited in that sense. And for the Turkish football, of course, these games are very important, especially promoting from the group stage. Winning these games are very important. Of course, we will have one more game, but when we win this game, we will have a huge advantage. And in the last game, of course, our target will be to promote from the group stage. Economically, sentimentally, this is very important. This is a very important game for us. Compared to the first game, we have seen that our opponent is developing and changing, especially in their league. The last six games, they have won five. They are only 6 points behind their leader. And also for their scout, they are even better than they were before. These are positive sides for the opponent. And for us as well, we have been getting better in the last week against Alanyaspor. As the game sense, we have been playing well and we want to continue. Of course, our target is to win. We are going to play against a very important team, but in our own stadium with our own fans. We have amazing atmosphere and these are very important games. And we couldn't win the previous games, but we want to win this one. And the result we want to get and we want to play a very good game. Evet kaptan, sen maçına yine neler söylemek istersin? Hello everyone. Okay. I think there is not too much to add for the coach what he says. We know the game we have tomorrow, what we have to do on the pitch. We are playing Champions League, the most beautiful tournament by the clubs, and Galatasaray is there, so we're getting ready and not much to add because the coach already says everything. Evet, tabii ki bence çok fazla söyleyecek bir şey yok hocamızın söylediğimiz şeye. Biliyoruz ki şu anda yarın oynayacağımız maçta ne yapmamız gerekiyor sahanın içerisinde. Şampiyonlar Ligi'nde oynuyoruz. En güzel turnuva kulüpler arasında yapılan ve Galatasaray orada mücadele ediyor. Bizim de hazır olmamız gerekiyordu. Çok fazla ekleyeceğim bir şey yok hocamızın söylediklerine. Tibet Bey. Mikrofonu alabilirsek. Tibet Töre, TRT Spor. Muslera'ya sormak istiyorum. Kariyerinde Lazio'yla Şampiyonlar Ligi kadrosunda yer almıştı ama ilk Şampiyonlar Ligi maçına Manchester United karşısında çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'la. O tarihte 26 yaşında bir Muslera vardı. Şu anda 37 yaşında. Çok tecrübeli. O Muslera'yla şu anki arasındaki tecrübe farkı nasıl ve bunu sahaya nasıl yansıtacak yarın? With Lazio, you had played in Champions League. Of course, you have been part of the squad. But in your first game, I think you have been playing against Manchester United. But you were 26 years old back then. And right now you are 37. What are the differences in your opinion? How do you feel about that? Yeah, of course, many games,
not only for Galatasaray in Champions League, but national team, World Cups. Being inside the pitch give you the experience to take decisions, to play, so you grow up as a person, as a player, by playing this type of games. I mean, not just a friendly, but this type of game with the big countries, with the big teams in the world. So, of course, now I got that experience that you mentioned, and I'm really proud of my career. Evet, tabii ki de birçok maç yapıyorsunuz kariyeriniz boyunca. Sadece Galatasaray için değil, Şampiyonlar Ligi'nde. Fakat milli takımda da oynuyoruz mesela, Dünya Kupası'nda oynuyoruz. Sahanın içerisinde geçirdiğiniz zamanla aslında deneyim kazanıyorsunuz. Yeni kararlar alabiliyorsunuz, o şekilde gelişiyorsunuz. Hem kişiliğiniz bireysel olarak gelişiyor, hem de oyuncu olarak gelişiyorsunuz bu tarz maçları oynayarak. Sadece hazırlık maçları değil, bu tarz maçlarda böyle büyük ülkelerde, büyük takımlara, önemli takımlara karşı oynayarak tabii ki de o deneyime artık sahibim ve şu anda kariyerimden de çok gurur duyduğumu söyleyebilirim. Nevzat Bey. Nevzat Dindar, Milliyet. Hocam, size sormak istiyorum. Öncelikle başarılar diliyorum. Alanya Spor maçındaki bir güzel oyuna dikkat çektiniz. Bu maçta özellikle Mertens'in performansı harikaydı. Mertens özelinde sormayacağım. Kadroyla alakalı, özellikle ön tarafla, ön bölgeyle alakalı kafanızdaki soru işaretleri gitti mi? Yarınki maçta genel anlamında bizi bir sürpriz bekliyor mu? Teşekkürler. As you have said, in Alanya game you have played very well, and also I'm not going to ask exactly about Dries Mertens, but he played very well also in the last game. About the squad, especially about the forward players in the squad for the next game, the questions that you had in your mind, did they disappear? Do you have the answers? Şöyle, tabii bu kadar iyi bir kadroya, iyi oyunculara sahipsiniz, hep soru işareti olacak bir kere. Yani çünkü hepsi oynadığında en iyisini yapabilecek kaliteye sahip. O yüzden o soru işaretleri hep bitmeyecek, ama kim oynarsa oynasın, kim başlarsa, kim devam ederse etsin, bu takımın için en iyisini yapacağını çok net bir şekilde biliyorum. O yüzden yarın da bu olacak. Başlayacak bir 11 olacak, devam edecek oyuncular olacak. Bununla ilgili seçimimizi tabii ki bugün yapacağız. Yarın bunu tam olarak sahaya çıkartacağız, ama soru işaretleri dediğim gibi her bölgede, her yerde olabilir. Ama önemli olan performanslar. Yani bütün oyuncularımızın performansının daha yukarıya doğru gittiğini görüyoruz. Bu da beni sevindiriyor. O yüzden yani bu mücadele olacak, rekabet olacak. Rekabette Galatasaray'ı daha büyük başarıları taşıyacak. Her bölgede her oyuncunun rekabeti olması gerçekten oyuncu geliştirici bir şey. Of course, we have a very good squad, very good players, and when you have these players, anyone who plays can do the best. So those question marks in our minds will never end, but whoever plays, whoever starts in the starting 11, whoever continues in the game, they will all be doing the best they can for this team. And there will be a team that is going to start well, and that's going to continue well in tomorrow's game as well. And we're going to put everything forward in the coming game. But as I've said, in every position that can happen. But what is important is the performance, and the performance of the players for all of them is getting better and better. And this makes us happy, of course. There will be competition for the jersey, but these competitions will get better, and it will be the best thing for Galatasaray in the end. Yes, please. Hello, question for the manager and question for Fernando, please. Firstly, how have you prepared to face either Martial or Rasmus Højlund, considering your injuries in your back line? And it's fast from the United stand. And question for Fernando as well. Did you see Alejandro Garnacho's goal, I presume? Considering the type of goal that was, are you excited to face him in the Champions League? Maybe Manchester United can get an opportunity like that, and are you prepared? Öncelikle hocaya sormak istiyorum. Martial ve Højlund arasında bir değişiklik olma olasılığı var. Onlara karşı bir hazırlığınız var mıydı? İkinci sorum da Nando Muslera'ya olacaktı. Acaba Garnacho'nun attığı golü gördü. O ne hissettirdi? Şampiyonlar Ligi seviyesinde böyle goller olabiliyor. Bununla ilgili ne düşünüyor?
Evet, öncelikle ikisi de çok iyi oyuncu tabii ki. Yani çok büyük. Biri tabii ki gelişen, biri uzun zamandır dünya futbolunda olan bir isim. İkisinin de performansları, kim oynarsa oynasın yine yüksek bir performans bekliyoruz. O yüzden bireysel olarak bir hazırlığımız yok ama biz takım olarak zaten yani kim oynarsa oynasın, bundan önceki maçlar gibi kendi oyunumuzu ortaya koymaya çalışıyoruz. O yüzden hangisi oynarsa oynasın bir önlem alma durumumuz yok ama ikisi de gerçekten çok önemli oyuncular. Yes, of course, both of them are very important, very good players. One of them is developing right now. The other one is a name that is known for many years. Whoever plays, the performance will be very high. We expect that. But individually, we are not preparing for anyone. But as a team, whoever plays, like the previous games we have played, we are going to try to put forward our own game. And we don't have a prevention against one individual, but as a general, we are preparing ourselves. Directly nominated to Puskas Award, for sure. But what really makes me excited is to face Manchester United at home with our fans. That's make me more excited. Evet, doğrudan Puskas ödülüne aday olduğunu düşünüyorum o golün. Fakat beni daha çok heyecanlandıran şey kendi taraftarımızla birlikte Manchester United'a karşı oynayacağımız maç. Metin Bey. Metin Pekgüven, TV Spor. Kaptanı sormak istiyorum Mustera'ya. Sen ve Icardi 2 Bayern Münih mücadelesi öncesinde bir sakatlık problemi yaşamıştınız ama çok kısa bir sürede sahalara geri dönmüşlerdi. Şimdi aynı sıkıntı Davinson Sanchez için geçerli. Yener Hoca'nın tedavi metodu çok konuşuluyor. Bu tedavi metodu nasıl? Davinson Sanchez'in de başarılı bir şekilde yarın sahada olacağını düşünüyor mu? Before the Bayern games, Mauro Icardi had an injury and our doctor, Dr. Yener, had made a treatment program that was specifically very good for them and he could play in the games later on as well. And right now, Davinson Sanchez has an injury and when he will be able to come back and how is the treatment of Dr. Yener in your opinion? First of all, what can I say only is that we all three had a different injuries and I don't know the situation of Davison. Maybe the coach knows better than me or Dr. Jenner, but I'm not doctor, so I can't answer this question, sorry. Evet, benim gibi Davinson'da, Icardi'nin de farklı sakatlıkları vardı öncelikle. Ama onun dışında yani belki hocamızın bilgisi vardır ama benim bir bilgim yok bu konuda ve doktor da değilim. Dolayısıyla ona sormanız gerektiğini düşünüyorum. Ben o zaman hemen şey yapayım onu. Yani iğneyle oynama durumu yok. Yani 2-3 hafta içerisinde, o 2 hafta mı olur, 3 hafta mı olur bilmiyoruz ama tekrar takıma dönmesini bekliyoruz. Bir an önce tabii ki dönmesi bizi sevindir. Yeah, there is not a situation where he will need to play with an injection, but in a couple of weeks we expect him to come back to play with the team. Emrah Bey, ön tarafa. Emrah Oktay'ın Odal Ajansı, sorum kaptana. Galatasaray'ın yaşayan ve hala forma giyen bir efsanesi. Artık 12 yıl oldu. Önümüzdeki sezonda sözleşmesi bitecek. Bununla ilgili bir görüşme gerçekleştirdim. Galatasaray'daki kariyeri nasıl sürecek? İkincisini hocama sorayım. Hocam Abdülkerim'le alakalı bir sıkıntı var mı? Yani yarınki daha önce forma giyecek demiştiniz ama yarın sağ olacak mı Abdülkerim? Two questions. First one is to Fernando Muslera. You're a living legend of the team and you're an active player also. But at the end of the season, your contract expires. And do you have a plan for the future for the sport, in your opinion? And the second question is to Mr. Abdülkerim Bardakçı, if he's going to be able to play, how is the situation in general? Benim de bitiyor. Mine also finishes. Mine also finishes. The only thing I can say is we are here to talk about tomorrow's game. That is the most important thing for me and the what I am thinking about. Only this. Tek söyleyebileceğim şey yarın bir maçımız var. Ben ona odaklanmış durumdayım ve tek söylemek istediğim de bu. Evet, tabii ki
efsaneler için sözleşmeler önemli değil. Önemli olan Galatasaray'ın başarısı ve inşallah hepimiz Galatasaray'ın başarısı için çok büyük çaba sarf edeceğiz. Ben Abdülkerim için de özellikle bugün tabii antrenmanda deneyeceğiz. Olumlu olursa da yarın sahada olacak. Bugünkü antrenmanda Abdülkerim'i deneyeceğiz. Of course, for the legends, it's not the priority, the contracts. It's the game, it's the Galatasaray. And for Abdülkerim, we're going to try him today, and after that we'll make a decision about him. Süleyman Bey. Hocam, öncelikle yarınki maç için size, ekibinize başarılar diliyorum. Benim sorum şu hocam. Galatasaray'da en çok eleştirilen son transferler çok eleştirildi. Hazırdı, hazır değildi. İstenilen performansı vermiyor. Fakat bir Antalya maçı, Alanya maçı oynadınız. Gerçek 6, 8, 10 numara diye tabir edilen bölgelerdeki futbolcular oynadığı zaman Galatasaray'ın rakibe pozisyon vermediğini de gördük ve top kayıplarının çok daha düşük olduğunu gördük. Yani ki maçta stratejiniz nedir? Seni de yakında buraya alacağız. Şey için. Yorum için. Süleyman abi her şeyi anlattı zaten. Bana çok bir şey demek kalmadı ama. Ya şöyle, tabii ki biz, sen şey yap, çevir o zaman. There have been a lot of criticizing about the transfer period, about the players that were transferred, and if their performance, if they were ready or not. But in Alanya game, we have seen that the number 6, 8, and 10 positions, as we generally say, have been fit and what they can do, and very few ball losses, and a very good game that we have seen. For the tomorrow's game also, can we expect something similar? Tabii ki birincisi her maçın farklı hikayesi var. Biz oyuncularımızı tabii ki maç maç da değerlendirebiliyoruz. Ama ana hedefimiz oyuncularımızı hazır hale getirmek. Son maçta bizim için hem oyun olarak hem skor olarak hem topa sahip olmamız, pas yüzdemiz bu anlamda da değerliydi. Önemli işler yaptık. Oyuncularımızın da performanslarını gördük ama şu anda çok daha farklı bir maça çıkıyoruz. Bu maçın hikayesi daha farklı olacak tabii. Ama bununla ilgili de tabii ki düşünüyoruz, karar veriyoruz. Yarın da verdiğimiz karar net bir şekilde ortaya çıkacak ama dediğim gibi ben hep söylüyorum, yani oyuncularımız oynamak için, takıma destek vermek için hepsi zaten %100'ünü yapıyor. Beni de en çok mutlu eden bu. Kim oynarsa oynasın, elinden gelenin en fazlasını yapıyor. Oyuncularımız da iyi hale geldi. Transferlerimizden ayrıca çok memnunuz. İyi bir kadromuz vardı. Yine bunu daha yukarıya çekmek için bunu ortaya koyuyoruz. Zaten oynadığımız oyun, aldığımız sonuçlardan da takımımızın ne kadar kaliteli oyunculara sahip olduğu çok net bir şekilde belli. Of course, we are going game by game. But our main objective is to get all the players ready in the last game, as the game also psychologically, also the ball possession, also percentage in passes on target. We have done correct things. We have seen the performance of our teammates, our players. But we are going to play a very different game in that sense. About that also we will have decisions, we are thinking of that and we are making certain decisions about tomorrow's games specifically. But as I said, our teammates, our players, to give everything they have, they do everything in their trainings and whatever they can, they give for their team. And from transfers specifically also, we are very happy. We had a very good squad in last season, and to make it even better, we had made some certain changes, and we are showing that we have very high quality players. Yes, please. Just a question for Fernando, please. You've been at this club for 12 years, you played a lot of games at Galatasaray Stadium. Can you just describe the intensity and the noise of the atmosphere and what kind of effect that has on opposition teams when they come here? Nando'ya bir soru sormak istiyorum. Burada 12 yıldır oynuyorsun bu takımda. Stadınızla ilgili, atmosferle ilgili bir yorum yapabilir misin? Ne kadar yüksek şiddetli bir orada tezahürat oluyor? O atmosferi bize anlatabilir misin? You never been here before? Enjoy it.
That's it. Daha Enjoy önce it. Burada olmadıysanız eğer keyfini çıkartın. Sadece bu kadar. Safa Bey. Safa Kaan Öztürk Sporsel, Okan Hoca'ya sorum olacak. Hocam başarılar yarın için. Belki de 4 maçın sonunda, yani ilk gün taraftarların birçoğu belki de 4 puanı, bu süreçteki 4 puanı hayır demezdi ama ben 4 maçın sonunda bence en az 10 puanı olması gerekiyordu Galatasaray'ın. Çünkü 4 maçta çok güçlü bir oyun ortaya koydunuz. Çok büyük takımlara karşı hiç oyun olarak ezilmeyen bir Galatasaray vardı. Ancak çok ciddi bitiricilik sorunları, yani çok kaçan pozisyon oldu. Siz takımda böyle bir bitiricilik sorunu olduğunu düşündünüz mü? Yoksa bu maçta o ana göre oluşan bir pozisyonlarda mı yaşandı? Yani bu sorunla ilgili neler düşünüyorsunuz? In the beginning of the group stage, maybe 4 points after 4 games, none of the fans would say anything about that. But after seeing these 4 games, how Galatasaray have played, and seeing that how they played against these opponents, not falling behind them, I think that, in my opinion, Galatasaray deserved 10 points. And what do you expect for the future in that sense? Birincisi tabii ki istatistikler de bunu söylüyor. Oynadığımız maçlarda gol beklentimizde attığımız gollerin özellikle Şampiyonlar Ligi'nde daha altında kaldık. Verdiğimiz mücadele, oynadığımız baskılı oyunların getirdiği pozisyonları da belki bunu bayağı Münih maçı için, Kopenhag maçı için iç saha özellikle söyleyebilirim. İkisinde de girdiğimiz pozisyonları değerlendirsek çok daha farklı iki tane maç ortaya çıkabilir, çok farklı skor ortaya çıkabilirdi. Biz bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Zaten o kalitemiz var. Kalitemiz de bundan sonraki maçlarda o topu daha çok içeri atacak. Son lig maçında bunu iyi bir şekilde yaptık 4-0'a kadar. Amacımız tabii ki oyuncu kalitemizle birlikte girdiğimiz pozisyonları da daha net bir şekilde gole çevirmek inşallah. Yani pozisyona girmek önemli. O golleri de atacağız. Of course, our XG, the expected goals and the scores that we have gotten, there was a certain difference, but our fight, the chances that are created from our teammates, our players, I can say that in the chances that were created, if we could score from them, we could get a very different result from the latest 2 games especially. We need to continue in the same road. We have that quality. And in the coming games, we are gonna put the goal ball into the goal more. Of course, this is our quality that we have, and these chances created will be converted into goals more. Getting chances is important, but also converting to goals is important. Evet, son iki soru, Serdar Bey, buyurun. TV Spor, Serdar Kelleci. Önce başarılar diliyorum. Başakşehir döneminden bu yana sezon başlarında hep eleştirilmeyi göze alıyorsunuz ve fizik kalite olarak hep yavaş yavaş yukarı giden bir trendiniz var. Bu bilinçli bir tercih mi? Çünkü bu sezon başlarında çok eleştiriliyorsunuz bu yönden. Ama sonunda rakiplerinizin özellikle çok hızlı girdiği sezonlarda Galatasaray'ın trendi biraz daha yavaş ama doğru trendde geçiyor. Bu bilinçli bir tercih mi? Bir bu. İki, ve bunu taktik anlamda da sonrasında süslediğiniz, işte Alanya maçında mesela Furkan Balkoveç arasına çok çalıştınız, Mertens'i kullandınız ve bu fizik kaliteyle entegre bir duruma doğru gidiyor. Manchester United maçında yine değişen ve gelişen bir Manchester United diye vurguladınız. Bu değişen ve gelişen Manchester United maçında yine farklı bir Okan Buruk planı var mı? Since the times that you have been coaching Başakşehir, you had the beginning of the season where you are criticized a lot, and with small steps you have been making the team even better and better, and up to the end of the season you have been getting better, and you are showing that you are better than your opponents in the end. And sometimes your opponents start better in the beginning of the season, but they see that you are catching up to them and suppressing them. What do you think? Do you have a tactic in that sense? And also for Manchester United game, do you have a specific plan? Because in the last game you had a specific plan, I guess, for Dries Mertens against the opponent's players in that area. Yeah. Her takımın farklı hikayesi var bir kere. Başakşehir'in hikayesi farklıydı. Yani oradaki değişim dönüşüm, yani oynanan oyundan başka bir oyuna geçmek daha farklıydı. Buradaki hikaye daha farklı. Bir kere tabii ki yani yaz dönemi, transfer dönemi Türkiye'de genel olarak biliyorsunuz hep
son güne kadar çok geç tamamlanan bir şey. O yüzden oyuncularınızı, kadronuzu tam olarak oluşturmak elbet bir süreç alıyor. Bunun devamında biz bu sene aslında çok erken başladık ve erken başlamamız özellikle oyuncuların daha az tatil yapması, tekrardan adapte olmaları, bu biraz da zaman alıyor ama bence güçlü bir şekilde buraya geçtik. Bu yazı güçlü bir şekilde geçtik. Şu anda da hem Şampiyonlar Ligi'ndeyiz hem ligde puan olarak doğru bir yerdeyiz. O yüzden bu seneyi ben iyi geçirdiğimizi ve performansımızın da daha yukarıya doğru gittiğini düşünüyorum. Bu bilinçli bir şey değil tabii ki. Yani ama önemli olan bizim performansları, oyuncuların performanslarını yukarı çekmek. Bu da iyi bir şekilde gidiyor. Yarın içinde baktığımızda, yani demin de söyledim, gelişen bir takım var. Önemli bir takım. Önemli oyunculara sahipler. Biz de kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani burada tabii ki planlarımız var. Her maçın farklı planı var. Rakibin sizi karşılaması, sizin onlara nasıl zorluk çıkartabilirsiniz, ona göre hem oyuncu seçimi oluyor hem plan seçimi oluyor. Bunlar için de bugün tabii ki oyuncularımıza toplantıda gösterdik. Şimdi de antrenmanda bunu çalışıp yarın hazırlanacağız. The story of Başakşehir is different. Of course, every team is different. The games that we have played, getting ahead, here also this is completely different. Of course, the summer period, the transfer period, we have started very early, but as you know, the transfer period closes very late, and getting the squad exactly complete sometimes takes time. In that sense, starting very early in the season, on other side, our players didn't have much time to have vacation, but on the other side, they could adapt because they could play for a long while. With strength, we have gone through the vacation, the summer period, I think, and for points in the league, we are in the correct position. I believe that this process we have gone through well, and our performance is this is not very conscious on my part to make this process, but we are getting better every time, and in that sense, when we take a look at it, we are getting better as our players get better, and to win, we are gonna do everything we can for the coming games, for tomorrow also. Every game needs a different game plan, how the opponent is gonna play against them, how you can create difficulties to them. You have to make decisions, and in the end of that, with our players, we have made meetings, and depending on that, we are going to train, and tomorrow we are going to play a game. Last question, please, shortly. A question for the manager and then one for Fernando. Firstly, how important is it that your fans make tomorrow as difficult as possible? Erik ten Hag has told his players to try and stay calm. So how, you know, are you expecting your fans to make their life difficult? And then to Fernando, you played in the reverse fixture at Old Trafford. How does the atmosphere differ here to there? Öncelikle hocaya bir sorum olacaktı. Siz nasıl bir zorluk çıkarmayı düşünüyorsunuz rakibe karşı? Erik ten Hag oyuncularına sakin kalmaları gerektiğini söylemiş. Sizin planlarınız neler? Fernando Muslera'ya da şu karşılaştırmayı sormak istiyorum. Orada şey yaptığınız deplasman maçında oynadığınız maçla atmosferi karşılaştıracak olursanız bizim evde oynayacağımız maç arasında nasıl bir fark olur? Birincisi tabii ki bizim seyircimiz çok önemli, çok değerli ve özellikle iç sahada onların bize olan destekleri çok önemli oluyor. Takımın oyununu itme anlamında bize çok büyük destek oluyor. Ama bunu alabilmek için de tabii ki sahadaki oyuncuların bizim oyun anlayışımız da çok önemli. Bizim de onları maçın içine çekmemiz gerekiyor. Bunu Bayern Münih maçının ilk 45 dakikasında, Kopenhag maçında başlangıcında yapmıştık. Yine aynı şekilde bizim de onları maçın içine çekecek oyunu ortaya koymamız gerekiyor. En önemli şey bizim için bu olacak. Of
of course, the fans supporting us is very important when we're playing a home game. In that sense, their support will be important. But to get that support, the players on the pitch, our idea of the game is very important. We need to draw the fans into the game. And in Bayern Munich game, in the first 45 minutes, we have done very well. The same way against Copenhagen game, we did this. And tomorrow's game will be similar as well. We need to draw the fans inside. I think it's so hard to compare between the, in every stadium, no? The atmosphere you create in Old Trafford, or Rams Park, or Allianz, they are all different. And what I say to your colleague, if you never been here, tomorrow you will see, and maybe you can by yourself compare what you're living and you will what you will live tomorrow in the stadium. I always said that our fans are the number 12 player since a long time, and I believe in that, so that's what all can I say. Her stadın kendi bir atmosferi var tabii, bildiğiniz gibi sizin de. Old Trafford'da yaratılan atmosfer, Rams Park'ta, Allianz'da, hepsinde farklı bir atmosfer var. Sizin arkadaşınıza da söylediğim gibi, daha önce hiç burada bulunmadıysanız eğer, kendiniz görüp de kendiniz belki bu karşılaştırmayı yapabilirsiniz. Yarın statta nasıl bir atmosfer var. Her zaman söylüyorum, bizim taraftarımız 12. adam sahadaki ve uzun zamandır bunu söylüyorum ve inandığım şey de bu. Basın toplantımız sona ermiştir. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz.